Bayrama doğru ilerliyoruz. İnşallah bayramı bayram eder. Gönlümüz, ruhumuz inşallah çoluğumuzla, çocuğumuzla, dostlarımızla mutlu bir şekilde kutlayacağız. Peki bayram nedir? Bayram kimimiz için yeme içme midir? Çocuklar için şeker toplama mıdır? Yoksa ziyaretlere gitmek midir? Bayram nedir? Bayram deyince aklımıza aslında hemen hemen bu üç tanesi geliyor. Kıyafet almak, ziyaretlerde bulunmak vesaire. Fakat bayramın çok farklı anlamları var. İşte biz o anlamları, bayramın özünü bugün Mehdi hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk Ragıp kardeşim, nasılsınız? Allah razı olsun, sizler nasılsınız, iyisiniz Allah inşallah. Razı olsun. Allah bayrama razı doğru gidiyoruz, artık Ramazan'dan yavaş yavaş kopuyoruz. Gelecek sene inşallah Ramazan'a kavuşalım. İnşallah. Bayrama hazırlıklar başlandı. Sizler de koşuşturma halindesiniz. Bizim aklımıza bayram deyince bunlar geliyor. Yeni kıyafetler, şeker almalar, koşuşturma vesaire. Ama bayramın başka anlamları da var değil mi hocam? Elbette. Buyurun elbette. Bizlere anlatın inşallah. Eyvallah. Allah yüzünüzdeki o gülümsemeyi hiçbir zaman sizden almasın. Amin inşallah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu ve sena lillahi rabbil alemin, bari'il khalaik ecmain, ba'isil enbiya'i vel mursalin, vel cennetu lil mu'minin, vel nar lil muşrikine, vel mu'anidine, vel munafakin. Ve salatu ve selamu ala rasulillah, khatemin nebiyyin, ve ala ahli beytihi tayyibin, tahirin, ma'asumin, muntakabin, muntacabin. فاللعن الطائم على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وَتُمَتِّئَهُ ف۪يهَا طَو۪يلًا. Evet Ragıp kardeşim, sorunuza ve konunuza başlamadan önce bu mübarek günde, bu mübarek ayda, bu mübarek saatlerde ekranları başında veya internet aracılığı ile internet vasıtası ile bizleri izlemekte olan Kanal 12'nin Allah, Kur'an, Resul, Ehl-i Beyt-i Resul sevdalılarına, Can Azerbaycan'a, Can Azerbaycan'daki Ehl-i Beyt dostlarına yüce Rabbimizin selamlarını iletir. Rabbimizin selamları ile onları selamlar. Cümlesine Rabbimizden esenlik, sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket niyaz ederim. Amin inşallah. Ve geçirdiğimiz, geride bıraktığımız üç tane mübarek Kadir gecesinde yapılan bütün ibadetlerin ve yapılan bütün duaların Hak Teala katında kabulunu ve icabete ermesini niyaz ederim. Amin. Ve Can Azerbaycan'ımızda özellikle Kadir gecelerinde gördüğümüz tablo bizi hiç şaşırtmadı. Muazzamdı değil mi hocam? Muazzam, hem de çok muazzam, ama bizi şaşırtmadı. Beni hiç şaşırtmadı. Beni hiç şaşırtmadı. Bizi şaşırtmadı diyorum, beni hiç şaşırtmadı diyorum. Neden? Bu en son gitmiş olduğunuz gözlemde yoksa onu hissetmiş miydiniz? Evet, onu hissetmiştim. Mesela güneşli Hazreti Fatimetü Zehra selamullahi aleyha adına yapılan mescitte veya Ebelfez Ağa Mescidinde, Maştaka bölgesinde veya diğer mesacit, Bakü'nün içindeki, dışındaki diğer mescitler, Lenkeran bölgesinde, Gence bölgesinde, sosyal medyadan bu ehya gecelerine, ehya gecelerinin görüntülerine baktığımızda çok mutlu oldum ama hiç şaşırmadım. Şaşırmamamın sebebi zaten Azerbaycan halkı, Azerbaycan gençliği
ondan gayrısını zaten yapmaz. Neden? İman onların adeta kan damarda nasıl dolaşıp vücuda zindelik kazandırıyor ise, evet, hayat kaynağı oluyor ise, iman onların genlerinde adeta o şekilde dolaşıyor. Evet. İman onların kimyalarına o şekilde adeta yerleşmiş. Ondan dolayı bakıyorsun ki efendim mescidin kendisi mesela 300-500 kişilik kapasite ama mescidin etrafında binlerce insan. Binlerce ve bu binlerce insanın çoğusu genç. Evet. Yani diyebiliriz ki %98'i genç. Evet. Bakın %98'i genç diyebiliriz. Bu manada bu tür görüntüler, bu tür sahneler en fazla insan içerisinde en fazla İmam-ı Zaman'ı memnun eder. İmam-ı Zaman'ı şad eder. Alemde ise en fazla Allah'ı razı eder. Allah'ı memnun eder. Allah'ı şad eder. Allah bu tür görüntülerden şad olur, sevinir, mutlu olur. Evet. Razı olur. İmam-ı Zaman o tür görüntülerden memnun olur. Allah bu kardeşlerimizi ki bu sevinci bizlere yaşatıyorlar. Gördüğümüz zaman göğsümüz açılıyor, yüreğimiz açılıyor, ferahlıyoruz. Bir noktaya kadar kederimizi unutuyoruz. Hüznümüzü unutuyoruz. Allah bu güzellikleri bu mektebe yaşatan ve vesile olan başta Azerbaycan'ın nadide ilim adamları, nadide alimlerinden Allah razı olsun. O nadide alimlerin, o seçkin alimlerin yanında Allah onlara neferlik yapan, alimin yanında nefer olan bilsin ki İmam Ali'nin yanındaki Selman-ı Farsi'nin misyonuna soyunmuştur. Selman-ı Farsi'nin, Ebu Zer-i Gaffari'nin, Malik-i Eşter'in misyonuna soyunmuştur. O dona bürünmüştür. Allahu Teala onlardan da razı olsun. Amin. Allah o ehya gecelerini boş bırakmayan Ehl-i Beyt sevdalılarının hepsinden razı olsun. Evet. Kadınıyla, erkeği ile kimin ne haceti var ise o gecede Allah'tan ne istemişlerse Allah o gecelerde onların isteklerini onlara takdim buyursun. Evet. Allahu Azze ve Celle, evlat hasreti çekenler var biliyorum. Evlat bekleyenler var biliyorum. Allah hepsine hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin. Evlatları imtihana girecek anneler babalar var biliyorum. Allah evlatlarına zihin açıklığı versin. Şifa bekleyen hastası olan insanlar var biliyorum. Allah hastalarına şifa inayet etsin. Borcu olanlar var, onları da biliyorum. Aktarıyorlar, yansıtıyorlar yer yer bize. Biz ancak ve ancak dua edebiliyoruz o kardeşlerimiz hakkında. Allah-u Teala onlara da yardım etsin. Borçlarını eda etme konusunda, ödeme konusunda Allah onlara da yardım etsin. İşsiz olan kardeşlerimiz var. Onları da biliyorum. Allah onlara da hayırlı işler nasip etsin. Eşsiz olan insanlar var. Onları da biliyorum. Allah onlara da hayırlı eşler nasip etsin. Ve uzatmıyorum artık. Allah hepsinin duasını kabul etsin. Amin inşallah. Allah hepsinin hacetini onlara İmam-ı Zaman ve Hazreti Zehra Ali ile lütfetsin inşallah. Amin inşallah. Allah dualarınızı kabul eylesin. Gerçekten biz sosyal medyada bu resimleri gördüğümüzde çok memnun olduk. Ve sanki o an orada secde eden ya da başında Kur'an tutanlardan bir tanesi bizdik. Yalnız burada önemli bir detay var sanırım. Kanal 12'nin burada siz alimlerimizle ve diğer alimlerimizin hizmetleriyle gerçekten burada inşa etmiş olduğu bir nesil var. Öyle düşünüyorum çünkü şundan dolayı size bir öğrenciniz, hani çok uzaklardaki bir öğrenciniz mesaj göndermişti değil mi? Ben uzun zamandan beri Kanal 12'yi izliyorum. Bütün programları izledim. Kaçırdıklarımı YouTube'da Kanal 12'de izledim. Burada artık bir kütüphane gibi olduk. Ve Selefi, Vahhabi ve benzeri kişilerle konuştuk. Ve onları Kanal 12 eliyle hidayete erdirdik demişti değil mi? Evet, evet. O size gelmişti sanırım. 10 tane Selefilerin temsilcilerinin Ehl-i Beyt Mektebi'ne girdiğini ve Kanal 12 izleyicisi olduğunu bana sosyal medyada yazmıştı.
biz de ondan müsaade istedik. Kendi sayfamızda onu paylaştık. Evet, Allah doğrudur. Hem sizden hem diğer alimlerimizden ve o kişiden de razı olsun. Amin. Şunu da sormak istiyorum, ardından bayram konusuna geçelim. Belki duyanlar şimdiden bayram ederler. Zaman değişiyor, hayat değişiyor. Peki bundan 20 yıl öncesine kadar siz yine hizmet ediyordunuz, okuyordunuz, yaklaşık 16 yıldır değil mi hocam? Hizmet evet. Halindesiniz, evet. Çeşitli memleketlere gidiyorsunuz. Ve gençleri gördükçe torunu gören dede gibi sevindiğinizi fark ediyorum gerçekten. Evet. Yani askerden dönmüş evladını görür gibi mutlu olduğunuzu hissediyorum bütün alimlerimizin. Bir farklılık var sanırım. Gençlikte bir çoğalma var, öyle mi? Elbette. Mesela ben İmam Hüseyin Camisi'ni örnek vereyim. İmam Hüseyin Camisi. Evet. Kendi hizmet ettiğimiz, hizmetkarlık yaptığımız camiyi örnek vereyim. Kayış Dağı'nda değil mi? Evet, Ataşehir Kayış Dağı. Mesela bu yılın Kadir Geceleri ile geçen yılın Kadir Geceleri arasında %75 fark vardı. %100 demiyorum, %75. Fark neydi? Bu yıl genç daha bir kalabalıktı. Ve bu yıl ağlayanlar daha bir fazlaydı. Şimdi bir insanın gözünden yaş geliyorsa, o yaş gözden gelmiyor, kalpten geliyor o yaş. Evet. Kalpten gelen yaştır. Gözyaşı dökenlerin özellikle dikkat ettim böyle. Gençler çok ağladılar. O dua esnasında, sohbetler esnasında, vaizler esnasında gençlerin o manevi atmosferin etkisine girip de çok ağladığını gördüm. Artı katılım olarak muazzam bir katılım. Şimdi bizim camide bayanların bölümü küçük değil biliyorsunuz. Evet. Bayanların bölümü ağzına kadar dolmuş. Bayanlar inmişler aşağı katta Beytüz Zehra'ya. Beytüz Zehra da dolmuş. Aşağıda konferans salonuna inmişler. Çünkü her tarafa ses düzeni yaptırdığımız için her tarafta ses var. Yani caminin daha üçüncü katından birinci katına, yani en üstten birinci kat ve bodruma kadar bayanlar doldurmuş. Evet. Erkeklerin bölümü zaten tıka basa dolu ve hepsi genç, yani yaşlı diyebileceğimiz çok nadir insan var. Evet. Geneli genç. Tabii ki bu görüntüleri görmek, askerden evladı gelen baba nasıl seviniyor ise, efendim veya torununu gören dede nasıl seviniyor ise, bu manzaralar bizi o derece had safhada sevindirmektedir. Neden? Diyoruz ki bunların hepsi bu mektebin birer neferleridir. Sağa sola gitmemişler, gecenin bu saatinde gelmişler. Evet. Nedir? Orada Subhaneke ya la ilahe illa ente el gavs el gavs hallisna minen nar ya Rab duasını, zikrini söylüyorlar. Bu elbette ki bizi has safhada sevindirir. Yani bir geçmişe yönelik, günümüze dönük baktığımızda çok değişiklikler var. Kendi ülkemizde bile, Türkiye'de bile çok değişiklikler var. Azerbaycan'da ise zaten gördüklerim beni şaşırtmadı, söyleyeyim, açık söyleyeyim. Beni hiç şaşırtmadı. Çünkü söylediğim gibi ben Azerbaycan'ın o yürekli, imanlı efendim Hazreti Zeynep takipçisi bacılarımdan ve Hazreti Ali Ekber Ebul Fezl el Abbas izcisi o imanlı, yürekli mümin kardeşlerimden bu tür şeyler zaten ben bekliyordum. Ve beklediğimde gördüm, yani beklediklerimi, umduklarımı gördüm, ondan dolayı şaşırmadım. Daha bayramı siz ehyalardan yaşamaya başladınız, evet, öyleyse. Evet. Peki. Allah, yani o kardeşlerimizin o bizlere tattırdıkları o lezzet bir nevi bizim bayram sevincimiz oldu. Allah sizlerden razı olsun. Allah razı kabul olsun. Kabul buyursun inşallah. Birçok Müslüman ehyalara katıldı. Kimisi imkansızlıktan dolayı gidemedi. Çok fazla dualar edildi sabahlara kadar. Evet. Hatta belki bu son 10 günü dahi ibadetle geçirecek, dualarla geçirecek insanlar var. Allah hepsinin dualarını kabul eylesin. Amin. Siz az evvel yine dua elediniz ama alim bir şahsiyesiniz, eşiniz alim, kızınız alim, Murtaza arkanızdan geliyor. Allah sizlerden İnşallah, razı olsun gerçekten. Allah razı olsun. Yani ne diyebilirim ki, sizlerle tanışmış olmamız gerçekten bizler için övünç kaynağı. Bazıları yazıyorlar işte, ya ne kadar şanslısın falan filan diyorum. Elhamdülillah. Var. Mollamız var çok şükür. Burada 6-7 tane mollamız var. Bir medrese gibi oldu burası. İzleyicilerimiz için de bir medrese oldu. Allah gerçekten gani gani razı olsun sizlerden inşallah. Cümlemizden. Öyleyse bayram konusuna girelim Aziz Hocam. Evet, eyvallah. Şimdi Ragıp kardeşim, bayram
Arapça bir, yani Arapça kökenine indiğimiz zaman, kelime olarak Arapça köküne indiğimiz zaman bayramın Arapçadaki lügatı İd ve Eid'dir. İd. Evet. İd. Ayın ya de. Birçok İslami terimimiz Farsça sanırım. Tabii. Değil mi? Bu Eid kelimesinin veya Eid kelimesinin Farsça karşıtına, Farsça anlamına baktığımız zaman Fars lügati Eid hakkında diyor ki ceşn, yani kutlama. Kutlama. Ancak Eid kelimesinin ya Eid kelimesinin Arap lisanındaki anlamına baktığımız zaman, Arap lügatındaki anlamına baktığımız zaman Eid veya Eid dönmek anlamındadır. Bakın. Dönmek. Yani bayram aslında dönüştür, dönmektir. Neye dönmek? Neye dönüş? Bakınız, dönüş bir, ancak Allah'adır. Eyvallah. Ayeti geldi aklıma şimdi. Bakın, bir, halk o günde, yani bayram denilen günde artık Ramazan ayının kapısı kapanmış. Kapı kapandı. O günde Allahu Azze ve Celle kullarını toplu olarak kendisine sesliyor. Topluca bana gelin. Topluca. Topluca bana gelin. Topluca dua edin. Olur ya. Bu kapısı kapanan ayda kendisini affettirmeyenler olabilir. Bakın, kendisini affettirmeyenler. Benim mağfiretimden faydalanmayanlar olabilir. Aha, bayram namazı bir fırsattır. Bayramın kendisi bir fırsattır. Topluca davet ediyorum kendime. Gelin istiğfar edin. Gelin tövbe edin. Bakın, dedi ki bayramın anlamı dönmektir. Dönmenin bir anlamı bu. Yani gelin Rabbinize, dönün Rabbinize, istiğfar ve tövbe edin. İkinci dönüş, dönüşün ikinci anlamı, Allah-u Teala bugün de kullarına döner. Kullarına nazar eder. Dönerden maksat özel bir teveccüh gösterir kullarına o günde. Allah zaten bizleri görüyor ve bakıyor. Amenna. Ama burada özel bir teveccüh. Tabii, yani nazar eder. Bakın, daha önce anlatmıştım. Rü'yet ile nazarın farkı var. Rü'yet bakar, nazar dikkat. Teveccüh eder. Yani şöyle diyebilir miyiz? İlgilenir. Evet, evet. Özel bir anlamda Allah nazarını, lütfunu kullarına yönlendirir. Hangi kullarına yönlendirir? O ayda Allah'ın emirlerini yerine getiren kullarına Allah özel anlamda nazar eder. Yani döner. Bakın, buradaki dönmekten maksat nazar eder. Teveccüh eder. Niçin? O özel olan kullara nimet ve bereket vermek için. Yani bayramda iki tane dönüş söz konusu. Evet. Kulun Allah'a dönüşü, niçin? Tövbe ve istiğfar. Allah'ın kula dönüşü, ki Allah'ın kula dönüşünden de maksat fiziki bir dönme değil. Allah'ın kula dönüşünden maksat nedir? Özel inayet, özel lütuf, özel kerem. Allah-u Teala bu özel inayetini, lütfunu, keremini ne için yapar? O ayda kendi emrine amel eden kullarının bereketini artırıp onlara vermek için, nimetleri onlara vermek için. Yani bir ay sonunda bu yapılan işlerin karşılığını, karşılığını verecek. Bakınız, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allahu Azze ve Celle meleklere sual eder. Sorar.
ki mübarek Ramazan ayında vazifelerine amel eden kullarımın mükafatları nelerdir? Allah bunu soruyor. Melekler ise derler ya Rabbi, onların mükafatı senin elindedir. Senin kudretin dahilindedir. Onların mükafatını ancak sen tayin edersin. Sen belirlersin. Allahu Teala meleklerine buyurur ki İşhedü melaiketi inni gafertu lehum. Ey meleklerim, şahit olun ki, şahit olun, ben onların hepsini affettim. Bakın, Allah'ın özel, bayram günü özel inayetinin bir tanesinin anlamı bu. Ben onların hepsini affettim. Bu bayram günü. Hocam aslında yeni bir konuya geçmek istemiyorum ama kul hakkı haricindekileri affediyor elbette değil mi? Elbette ki, tabii ki. Kul hakkı istisnadır bakın. Onu her zaman söylüyoruz. Kul hakkının affedilmesinin yolu kulun kendisinin hakkını evet, helal etmesiyledir. Ve bakınız aslında bayramı bizler okula benzetebiliriz. Yani aslında bayramı derken mübarek Ramazan ayını biz okula benzetebiliriz. Benzetmekten öteye diyebiliriz ki mübarek Ramazan ayı süresi bir aylık olan bir eğitim okuludur. Bir üniversitedir, bir yüksek okuldur. Bazı insanlar bu okula isim yazdıramıyor maalesef. Neden? 11 ay içerisinde öyle şeyler yapıyorlar ki 11 ay sonrası o okula isim yazdırmaya muvaffak olamıyorlar. Yoksa haşa, yani. Haşa Allahu Azze ve Celle kimseye bu manada bakil değil, kimseye torpil de geçmiyor bu manada. Niye birileri bu okula isim yazdırabiliyor da birileri bu okula isim yazdıramıyor? Niye? Eğer kul 11 ay zaman zarfında yaptıklarıyla kalp kapısını kilitler, kilitlemeden önce kalbini çirkef ve mikroplarla doldurur ise mübarek Ramazan ayı geldiği zaman o yüksek okula, o insanlık okuluna, o irfan okuluna, o terakki, o tekamül, o maneviyat okuluna, o insan olma okuluna ismini yazdırmaya muvaffak olamaz. Bunları çıkın. Bunlar kalsın dışarıda. Bir de o okula isim yazdıran öğrenciler var. Mübarek Ramazan okuluna isim yazdırmanın kendisi ilahi bir inayet, ilahi bir lütuf, ilahi bir makam. Biz oruç tuttuk. Bu oruç tutanların tuttukları orucun anlamı nedir Ragıp kardeşim? Yani Allahu Azze ve Celle bunları muvaffak etmiş. Bunlara tevfik inayet etmiş. Onlar Allah'tan olan tevfikle isimlerini o okula yazdırabilmişler. Ancak okula bugün liseye, üniversiteye veyahut da efendim ilk aşamaya birinci kademe, yani ilkokul diyeyim ha. İlkokula giden veya liseye giden ve üniversiteye, yüksek okula, ilahiyat fakültesine giden bütün eğitim alan öğrencilerin ders seviyesi bir midir? Hayır. Herkes çalışma ve gayreti neticesinde not getirecek, evet, puan getirecektir. Evet. Mübarek Ramazan okulunun da öğrencilerine baktığımız zaman ve dinlediği kadar, alemini dinlediği tabii kadar. Tabii ki, üstadını dinlediği kadar, efendim kitapta yazılanları iyi, dikkatli bir şekilde öğrenebildiği, onların üzerinde çalışabildiği kadar puan getirecek. Şimdi mübarek Ramazan ayı dedik bir okula benziyor. Şimdi çocuklarımız 9 ay okula gidiyor. 9 ay sonra bunların karnelerini öğretmenleri ellerine veriyorlar. Karneyi eline alan ve evinin yolunu tutan, okuldan çıkıp evin yoluna doğru giden, eve doğru hareket eden öğrencilere bakıyoruz. Bazıları
koşarak gidiyor. Karnesi elinde, çantasına dahi bırakmamış. Koşarak sevinçle gidiyor ki bir an evvel annem, babam karnemi görsün, takdir belgemi görsün veya teşekkür belgemi görsün, notlarımın, puanlarımın hepsinin yüksek olduğunu görsün de beni ödüllendirsin. Evet. Mükafatlandırsın. Bazı öğrenciler ağlayarak gidiyor. Ben bu karneyle nasıl babamın, annemin karşısına çıkarım diye ağlayarak gidiyor. Bazı öğrenciler üzgün ve buruk gidiyor. Diyor ki keşke biraz daha gayret etseydim. Keşke biraz daha çaba sarf etseydim. En azından karnemi teşekkür de almasam kötü etmiş olmazdım. Vasatta tutmuş olmazdım. Üzgün ve buruk gidiyor. Bazı öğrenciler ise eve gitmek istemiyor. Önce okul çıkışı gidiyor. 2 saat, 3 saat evin önündeki bir duvarın dibinde oturuyor. Kara kara düşünüyor. Bakıyor ki akşam karanlık oldu diyor. Mecbur gideceğim artık, gitmesem annem babam beni merak eder. Daha çok kızarlar. Gidiyor. Anne baba diyor evladım neredeydin sen? 3 saat önce okuldan çıkmışsın, neredeydin? Hiç anne, evin önündeydim, gelmek istemedim. Niye? Biliyordum ki çok kızacaksınız. Bakınız. Bu çocuklarımızın eğitim yılı sonunda efendim ellerine karneleri verildiği gün çocuklarımızın tablosu, portresi. Rakıp kardeşim inanın mübarek Ramazan ayının son günü de böyledir. Bayram günü de böyledir. Hatta mahşer anı da böyle yani. Tabii. Siz bunları anlatırken hep benim aklıma evet. Mahşer anı geldi. Karne benim amel kitabım. Eyvallah. Bunları gördüm. İşte notlarımı söyleyeceğim. Sesli bir şekilde okuyacağım. Anam babam duyacak. Evet. Hep bana mahşeri hatırlattı. Eyvallah. İşte mübarek Ramazan ayının son günü, Şevval hilalinin birinci günü. Yani o bayram aslında mahşeri andırmaktadır bizlere. Mahşeri. O yüzden camilerde toplanıyoruz. Tabii herkes evinden çıkıyor. Nereye gidiyor? Bir mekanda toplanıyorlar. Mahşerde, haşırda herkes kabir evinden çıkıyor. Bir mekanda toplanıyorlar. Evet. Bakınız yani bayramın bir felsefesi de bir sebebi de insanlara haşrı hatırlatmaktır. İnsanlara muhasebe, insanlara amel defterlerinin verildiği günü hatırlatmaktır. Dolayısıyla bayramda biz bakıyoruz ki işin özünde, hakikatinde, işin vakıasında, ruhunda anlattığım okul meselesi mübarek Ramazan ayında oruç tutanlar için de geçerlidir. Ama bakıyorsun her ne hikmet ise mübarek Ramazan ayının bayramında oruç tutmayanlar oruç tutanlardan daha çok sevinir. Evet. Bu da işin enteresan tarafı, işin trajik komik tarafı. Yani diyeceksin ki kardeşim sen neyin bayramını yapıyorsun? Evet. İşte burada gene İngilizlerden bir tane efendim tokat anlatayım. İslam dünyasına İngilizlerin attığı bir tokat. Ramazan bayramının, fıtır bayramının adını koymuşlar şeker bayramı. Evet, şeker bayramı. Şeker bayramı. Neyin şekeri ya? Bunu yıkmak için çok uğraşıyoruz. Neyin şekeri? Ne şeker bayramı? Şimdi fıtır bayramı diyebilirsin çünkü o gün fıtralar veriliyor. Ramazan bayramı diyebilirsin çünkü o ayın içinden çıkan bir ibadettir. Evet. O gün kılınacak bayram namazı. Ama şeker bayramı. Niye? Bayram günü çocuklar kapı kapı gidip dolaşıyorlar. Bu nedir? Müslümanların inancını çocuksu yapmaktır. Çocuklaştırmaktır. Müslümanların o ibadetini çocukların mesabesine indirmek için şeker bayramı deniliyor. Kendilerindeki cadılar bayramı gibi. Eyvallah. Bir şey. Ağzına sağlık. Sormak lazım. Ya Ragıp sen veya Mehdi Aksu sen Ramazan bayramında kapı kapı dolaşıp şeker topluyor musun? Hayır. Aklı başında yaşı ergen olan hiç kimse toplamıyor ama çocuklar topluyor. Bakın o da bayramın içindeki güzel bir görüntü. Çocuklar geliyorlar, kapıları çalıyorlar, ev sahipleri onlara şeker veriyor. Ama bayram içerisinde bir sürü amel yapılıyor. Dualar okunuyor, bayram namazları kılınıyor, kabir ziyaretleri yapılıyor, akrabalar ziyarete gidiliyor.
Bunların hepsini sil, hepten bırak bir kenara. Sadece çocukların kapı kapı dolaşıp şeker toplamalarını getir. O günün üzerine ünvan olarak persinleştir. Bu mübarek Ramazan bayramına ve Müslümanların inancına hakarettir aslında. Müslümanlar bu konuda biraz duyarlı olsunlar. Şu tokatları atsınlar üzerlerine. Şey gibi oluyor o zaman. Ramazan bayramı eşittir 23 Nisan. Eyvallah. Yani bu tokatlardan kurtulmamız lazım. Bu batının içimize soktuğu hurafelerden, bid'atlerden artık soyutlanması lazım İslam dünyasının. Evet. Dolayısıyla bakınız bayram günü kimler gerçekten çok sevinçli olacak? Onlar ki elleriyle oruç tuttu, dilleriyle oruç tuttu, gözleriyle oruç tuttu. Sadece mide orucu tutmadılar. Elleri oruç, gözleri oruç, dilleri oruç, kulakları oruç, gıybet etmedi, gıybet dinlemedi, şarkı dinlemedi. Gözüyle televizyonda efendim müstehcen magazin programlarına Ramazan'ın mübarek gecelerinde takılmadı. Ve onlar ki akıllarıyla oruç tuttular, beyinleriyle, düşünceleriyle, tasavvurlarıyla oruç tuttular. Akıllarından haramı bile geçirmediler, haramı bile düşünmediler. İşte Ramazan ayında Allahu Azze ve Celle okulun öğretmenlerine diyor ki, ey bu okulun öğretmenleri, ey melaiketi, benim meleklerim, bu kulumun karnesi takdirliktir, buna takdir verin. En çok mutlu olan, sevinen o olacak. İki. Efendim düşüncesiyle oruç tutamadı, aklıyla oruç tutamadı ama gözüyle oruç tuttu, eliyle oruç tuttu, diliyle oruç tuttu, aklıyla oruç tuttu. Efendim kulağıyla oruç tuttu, azaları ile oruç tuttu. Allahu Teala buyuracak ya melaiketi, ey benim meleklerim, bu kulumun da karnesi teşekkürlüktür, buna da teşekkürlük bir karne verin. Ama o tekizi mide orucunda kaldı Ragıp kardeşim. Sadece mide orucu. İmsaktan iftara yemek yemedi, su içmedi. Efendim orucu batıl eden şeylerden uzak durdu. Onun dışında günde 4 saat gıybet etti. Onun dışında günde 3 kişiye iftira attı. Onun dışında günde 2 saat yalan konuştu. Onun dışında televizyonu açtı. Magazin programı, mini etekli programlar. 2 saatte onlara takıldı. Yer yer müstehcen filmlere takıldı. Yani Hazreti İmam Ali aleyhisselamın buyruğuna göre kem min saimin leyse min siyamihi illel cu'u vezzema'a. Çok oruç tutan vardır ama ona tuttuğu oruçtan sadece açlığı ve susuzluğu kalır. Yani sadece 7 azasından bir azasının orucunu tam tuttu ama onu da batıl etti. Onu da o şekilde batıl etti. Şimdi Allahu Teala buyuruyor ki ya melaiketi, benim meleklerim, bu kulumun karnesi ne takdirliktir ne teşekkürlüktür. Bu kulumun karnesi hepten karadır. Hı. Zayıftır. Bunun karnesi zayıflık. Şimdi dünyada şu üçü, bakın şu üçü, şu üçüne bakıyoruz. Oruç tutmayanları da bunların yanına koy. Oruç tutmayanlar ve o üçüncü basamakta olanlar en çok sevinenlerdir bayram günü. Evet. En çok sevin. Bakın vakayı söylüyorum ben. En çok sevinenler şu oruç tutmayanlarla şu karneleri zayıf olanlardır. Ama teşekkürlük oruç tutanlar, takdirlik oruç tutanlar bayram olmasına rağmen burukturlar. Bayram olmasına rağmen hüzünlüdürler. Niye biliyor musunuz? Çünkü onlar öyle bir misafirin gittiğini görüyorlar ki, öyle bir azizin gittiğini görüyorlar ki, ki onlar derk etmişler peygamberlerinin şu sözünü ki kul Ramazan ayının içinde nelerin olduğunu bilseydi levveddu Ramazanus sene, bütün senenin Ramazan olmasını isterdi. Onlar bunun hakikatini bildiklerinden dolayı yani o üçüncü grupla dördüncü grup o teşekkürlükle takdirlik grubu hakikati vakıayı bildiklerinden dolayı giden misafirin ne kadar aziz, ne kadar değerli, ne kadar azametli bir misafir olduğundan dolayı bayram günü olmasına rağmen
bayramın hükümlerine teslimdirler. Çünkü bayramın hükmünü onların Allah'a vermiş. Bayram günü bayram namazınızı kılın, fıtra zekatınızı çıkın. Ama diğer taraftan da hüzünlü burukturlar. Kalpleri biraz böyle dertlidir, hüzünlüdür. Keşke gitmeseydi. Çok çabuk gitti. Ne çabuk bitti bu mübarek Ramazan ayı. Şimdi ben de size bir maşallah diyeyim. Sizde nasıl bir nefes var hocam? Maşallah gerçekten. Allah razı olsun. Ben hani dedim araya gireyim hocam bir durun diye böyle bir rahat nefes alın diye. Orucuz bir şey de ikram edemiyoruz sizlere. İşte ama ben burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi magazinden medyadan bahsettiniz. Allah'ın katında ayların sayısı 12. Ama bakıyoruz ki 11 ayda yatan medya, uyuyan medya, işte gazetesiyle, televizyonuyla bir ay olunca hepsi müştehit, taklit merci böyle konuşan televizyonlar, âli medreseden yeni çıkmış, mezun olmuş, heyecanlı, herkese böyle tebliğ yapacağım filan. Ama o tebliğin saatine de bakıyorsun ki iftardan bir saat, bir buçuk saat önce, bir de sahura doğru programlar. Sonra yine bakıyoruz ki işte ahlaksızlık, terbiyesizlik, dinimizi bozmak için yapılan bir savaş. Yani reyting kazanmaktan başka hiçbir şey değil iftar programları ve sahur programları. İnsanların da muhtemelen ki dikkatli olması gerekir değil mi hocam? Bizleri uyarmak ister misiniz? Bizlere öğüt vermek ister misiniz bu konu hakkında? Şimdi Ragıp kardeşim, bir gazete ismi söylemeyeceğim. Bir gazete ismi söylemeyeceğim. Şu an o gazete yayınlanmıyor. Yıllar önce çok müstehcen bir gazete vardı. Çok müstehcen bir gazete. Yıllar önce, o zaman bizim öğrencilik yıllarımız, o gazete mübarek Ramazan ayı geldiği zaman, bakın Ramazan ayı geldiği zaman kuponla Kur'an veriyordu. Kuponla Kur'an veriyordu. İşte 30 kupon alana bir tane Kur'an verecek gazetemiz. Bakın dikkat edin. Şimdi sizin anlattığınız konuyu ben bu ikisi arasında ilişkilendirmek istiyorum. Müslüman ediyorsun ki Müslüman bu gazete nedir? Ya müstehcen gazete. Açık saçık kadınları yayınlayan bir gazete. Şimdi bu mübarek Ramazan ayında kupon dağıtacak nedir? Sana gazetesini satacak hem de öyle bir gazeteyi. Oradan para kazanacak ve senin ona verdiğin paranın yarısını gidip Kur'an'a verecek. Yani o Kur'an'ın matbaasına, basımına verecek. Senden aldığı paranın yarısı cebinde kalacak, yarısıyla da sana Kur'an hediye edecek. Sen de diyeceksin ki falan gazete bana Kur'an hediye etti. Sen kimi takviye ettin, kimi güçlendirdin, kime yardım ettin? Müstehcen bir gazeteye yardım ettin. Din ne diyor? O gazetenin hediye ettiği Kur'an ne diyor? Teavenu alel birri ve tekva ve la teavenu alel ismi vel udvan. Takvada ve iyilikte dayanışma içinde olun, yardımlaşma içinde olun ama günahta ve çirkinlikte, düşmanlıkta yardımlaşma içinde, dayanışma içinde olmayın. E sen günahta dayanışma içinde oldun. Evet. Şimdi Müslüman sen niye aklını kullanmıyorsun? Allah-u Teala buyuruyor ki aklını kullanmayanın başına piştik yağdırırım. Piştik yağdırırımdan mana, kastedilen şey şu değil ki gökyüzünden başınıza piştik yağdıracağım. Şu anda İslam aleminin içerisine düştüğü bu tefrika, içerisine düştüğü bu huzursuzluk, içerisine düştüğü bu olumsuzluklar pislik değil nedir? Müslüman sen niye akılla hareket etmiyorsun? Yani bu Ramazanlar senenin 11 ayı Kur'an'ı hatırlamazlar. Senenin 11 ayı dini hatırlamazlar. Senenin 11 ayı peygamberi, sahabe-i kiramı, ehli beyti hatırlamazlar. Ama mübarek Ramazan ayı geldiği zaman bunların aklına Kur'an gelir, din gelir, Mekke gelir, Medine gelir. Efendim Müslümanın inancı gelir. Bir tane de hoca efendiyi çıkarır oraya. Hoca efendi de efendim 1,5 saat konuşur. 1,5 saat konuşmasının içerisinde 1 saat hikaye anlatır. O hikayelerinde içerisinde birçok İsrailiyat vardır. Aslı olmayan, kaynağı olmayan, senedi olmayan ama halkın hoşuna giden, halkın kendisine din edindiği, bakın din edindiği şeyler olan, geriye kalan yarım saatlik sohbette ise efendim bakıyorsun böyle hadis adı altında veya ayet adı altında sağlıksız bilgiler. Ayeti okuyor ama yorum sağlıksız, evet. Tefsir sağlıksız, hadisi söylüyor ama açıklama sağlıksız. Yani örnek vereyim. Çok fazla taklit mecikleri var arkadaşlarımızın. Ümmetimin ihtilafı rahmettir.
Tabii ki mezheplerin çoğalması rahmettir ya, böyle bir şey mi var? Hadisi okuyorsun, anlamını biliyorsan doğru düz açıkla, bilmiyorsan açıklama. Evet. Müslüman niye buna dikkat etmiyor? Yani bunu evet yapıyor, TV kanalları, medya kuruluşları bunu yapıyor. Müslüman sen niye buna dikkat etmiyorsun? Sen niye ona reyting kazandırıyorsun? Efendim sen onun program, canlı yayın program yaptığı mekana binler, iki binler, beş binler gider isen, tabii gider isen o da her geçen gün reytingine reyting kazan. Ama sen gitmez isen, evet benim bu şekilde yayın politikam tutmuyor kardeşim. Benden bu halkın, bu Müslümanların işlediği yayın politikası bana diyor ki senenin 12 ay benim dinimi anlatacaksan anlat. Senenin bir ayı efendim dinimi anlatıp da beni sömürmek için dinimi kullanma. Evet. Kur'an'ımı kullanma. Müslüman bu şekilde düşünmesi gerekirken ama Müslüman nedir? Onların oyunlarına alet oluyor. Onlar da Müslümanların sırtından cebinden para kazanıyorlar. Gelsinler bu tür kanalların efendim reytingini artırsınlar. Çünkü bu tür kanallar senenin 12 ayı, günün 24 saati Müslümanların inanç değerlerini anlatıyor. Sen değer vereceksense, reyting kazandıracaksınsa bu tür kanallara değer vermen lazım. Evet. Bu tür kanalların reytingini artırman lazım. Bu konuda Müslüman aklını kullanmalı. Evet. Bayram konusuna geleceğiz ama şu konu da açıldı. Bunu da aydınlatalım, sonra bayrama dönelim. Hem bu sefer farklı, güzel bir program olsun o, tamam mı? Şunu da sormak istiyorum. Aslında diyorlar ki içtihat makamı da kapandı. Dördünde saklı kaldı. Fakat bugün bakıyoruz ki televizyonda her kanalda bir alim var. Hepsi her alimin müştehit. De birbiri müştehit. Hepsi taklit merci. Evet. Hepsinin farklı farklı içtihatları var. Yani adamın söylemiş olduğu şey aslında Ebu Hanife'ye de, Şafii'ye de, işte ne bileyim, Maliki'ye de farklı, Hanbeli'ye de farklı. Burada farklı bir mezhep var. Evet. Ama hani taklit merci olamıyordun, içtihat kapalıydı. İçtihat kapısı kapanmış. Oysa kapalı iken içtihat kapısı yüzlere parçalanmış. Evet. Yüzlerce kapı açılmış. Her bir alim içtihattan kendi anladığını söylüyor. Mesela şu mübarek Ramazan ayında bile her ay, her yıl Ramazan ayındaki tartışma nedir? İmsak ve iftar vakitleri. Evet, evet. Diyanetin bir çeşit uygulaması var. Efendim falan falan isimlerini vermiyorum burada reklamları olmasın diye. Falan falan ilahiyatçıların veya falan falan vakıfların hocalarının yaptığı icraatlar, uygulamalar, açıklamalar da Diyanetinkinden farklı. Diyorsun ki yani sizin dört mezhep imamının içtihadına göre şu ezanın bir vakti yok mu? Sahurun bir vakti yok mu? İmsakın bir vakti yok mu? Var. E niye o zaman ihtilaf var? Niye bu ihtilaf var? E demek siz içtihat ediyorsunuz. Veya Hanefiler bana soruyor hocam, yani biz ya bu Ramazan'ın birinci gününden evvel işte sabahın vaktine, fecir vaktine yakın namaz kılıyorduk. E şimdi kardeşim sen tuttun bunu 1,5 saate aldın. Evet. Yoksa soruyor, ey Diyanet diyor, ben de diyor vakti girmemiş namazı mı kıldırıyorsun sen hemşerim diye, evet. Soruyorlar bana. Evet. Ben çok de diyorum evet doğru. Çok soran var o şekilde, çok. Bakınız Ragıp kardeşim, biz özümüze dönmek zorundayız. Bayram da zaten öze dönüştür. Evet. Aslımıza dönmek zorundayız. Fıtratımıza dönmek zorundayız. Bayram da zaten fıtrata dönüşe bir kapı açıyor. Öze dönüşe bir kapı açıyor. Karnelerin alındığı gündür bayram dedik. Ona benzettik. Peki bugün de dedik ya, ay gittiği için bazıları hüzünlüdür. Ama gerçek anlamda, hakiki anlamda bütün benlikleriyle, hakikatleriyle, kimyalarıyla kıyamet gününde, bu günlerde, bakın bu günlerde, bu günlerin sevincini kıyamette kimler yaşayacak? Yani bu dünyadaki bayram günlerini kıyamette kim bayram olarak yaşayacak, geçirecek? Evet. Mesela bir insanın ömründen 60 bayram geçmiş ise 60 bayramı kıyamette kimin musibet günü olacak o bayram günleri? Kimlerin kıyamette efendim adeta nasıl insan çok büyük bir nimetle karşılaştığı zaman mutlu oluyor ise, kıyamet gününde kimlerin bayramı olacak o bayram günü? Hazreti Ali Aleyhisselam bunun cevabını veriyor. Buyuruyor ki innema hâzâ aydun men gufere leh. Bu bayram kimin bayramıdır? Bu bayram
günahları affedilenlerin bayramıdır. Bakın, günahları affedilenler. Adam bu ayda günah üstüne günah koymuş, günah üzerine günah eklemiş, orucunu da yemiş. Şimdi geliyor diyor ki bayramın mübarek olsun. Evet. Ya bu bayramın mübarek olsun sözü kimin hakkıdır? Günahları affedilenlerin hakkıdır. Evet. Onlar birbirlerine demeleri lazım. Bayramın mübarek olsun, sen bu ayda günahını affettirdin. O da demesi lazım ki senin bayramın mübarek olsun. Sen de affettirdin yani. Yani bunu dilleriyle dememeleri lazım. Yani sen günahını affettirdin, bayramın mübarek olsun tarzında değil. Yani bu ayda hakkıyla oruç tutanlar, kulluk edenler, gerçekten Allah'ın mağfiretinden faydalanıp kendilerini affettirenler, işte bayram hakiki anlamda onların bayramıdır. Onlar birbirlerine demeliler ki bayramın mübarek olsun. Veya buyuruyor, İnnemâ huve îdun limen kabilallahu siyâmehu ve şekere kıyâmehu. Bayram kimin bayramıdır? Allah-u Teala kimin orucunu kabul etmişse ve Allah-u Teala kimin kıyamını, bakın, takdirle karşılamışsa, yani kimin kıyamını beğenmişse, yani kimin namazını beğenmiş ise, işte bayram onların bayramıdır. Kişi mübarek Ramazan'da oruç tutmaz, namazını kılmaz, der ki bayram benim bayramımdır. Ama evet, Hazreti Ali öyle buyurmuyor. Bayram orucu kabul olanların bayramıdır. Evet. Bizden daha heyecanlılar değil mi? Aa, şimdi gideceğiz, tatil yapacağız, şunu yapacağız. Ama buradaki heyecan aslında şu, tatil. Evet. Bu neyin bayramı biliyor musun? Ramazan'dan kurtulmanın bayramı. Onlara göre. Gitti, rahatladık be, yiyemiyorduk, içemiyorduk. Rahat hareket edemiyorduk. Sokakta istediğimiz gibi sigaramızı çekemiyorduk. Şimdi gitti. Bayram hakikaten şimdi bize bayram ya. Bakın son 10 yıllık Ramazan'ı düşündüğümüzde bu kadar açık lokantalar yoktu. Bugün birahanelerin dahi, hani ismini vermek istemiyorum şehrin ama karşı yakamdaki şehre baktığımda birahanelerin dahi açık olduğunu veya Sultanahmet'te güzel güzide bir yerde ellerinde alkol şişeleriyle insanların içtiğini, sigara içtiğini, iç çamaşırı kadar, erkeğin iç çamaşırı kadar şorttan son 3 yılda 4 yılda moda diye kızların hayasız bir şekilde gezdiğini, enteresan bir şekilde makyajlar yapıldığını, ben inanın ki hatta geçen burada Taksim'de bir yürüyüş yapıldı, Lut kavmi ayaklandı, ben yemin ediyorum ki korktum, vallahi billahi korktum, dedim ya Rabbel Alemin, Lut kavmi kalkmış onun yürüyüşü yapıyor, sen dedim bizi şimdi helak mı edeceksin? Ben hakikaten bunu 2 gün düşündüm, dedim acaba İstanbul'dan gitmek mi lazım? Biz helak olacağız ama toplu bir şekilde de helak olmuyoruz. Fakat sanırım kurunun yanında yaş da yanıyor hocam. Evet. Evet. Allah-u Teala affetsin, ислах etsin diyelim. Amin inşallah. Islah amin. Etsin diyelim öncelikle. Nasıl kurtuluruz peki biz bundan? Öyle bayram eder. Kurtuluşumuzun reçetesi Kur'an'dadır. Kurtuluşumuzun reçetesi Ehl-i Beyt'in kelamlarındadır. Sağa sola gitmeye gerek yok. Kur'an, Ehl-i Beyt bitti. Uzatmaya da gerek yok. Saadet isteyen, kurtuluş isteyen, dünya ve ahiret huzuru isteyen, huzur sadece parayla pulla olmaz ki. Evet. Olmaz. Huzur ruhta yaşanan bir hakikattir. Ve bütün güzelliklerin adresi Kur'an ve Ehl-i Beyt. Ve Hazreti Ali buyurur ki, kulli yevmin la yu'sallahu fi fehuve yevmi id. Allah'a günah yapılmayan her bir gün aslında bayramdır. Bakın Hazreti Ali Aleyhisselam bu sözüyle bayramı genişletti. Bu sözüyle bayramı yılın bütün yıllarına yaydı. Biz bu söze biraz dikkat edersek her bir günümüzü kendimize bayram edebiliriz. Ama hangi her bir gün? O gün ki o günün içinde günah yok ise eğer. O gün ki o günde Allah'a karşı gelinmemiş ise eğer. O gün sahibine bir bayramdır. Ama sahibi o günü bir bayram gibi yaşamayabilir, ancak o gün kıyamette sahibinin karşısına bayram günü olarak çıkacak. Bayram nimetleriyle çıkacak, sahibi işte o günün karşılığını kıyamette bayram olarak geçirecek. Evet. Bayram ücret alma günüdür. Bayram mükafat alma günüdür. Hani işçiler giderler, sabahtan akşama çalışırlar ya, sabahtan akşama çalıştıkları zaman
ücret alma saatleri, vakitleri yaklaştıkça heyecanları çoğalır. Evet hocam. İstekleri çoğalır. Bayram da o günün adıdır. O güne benziyor bayram. Neden? Bayramda insanlar mükafatlarını almaya gidiyorlar. Bakın, mükafatlarını almaya gidiyorlar. Dolayısıyla mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, eyyuhel mu'minun, Allah tarafından bir münadi seslenecek. Eyyuhel mu'minun, uğudu ila cevaizikum, çıkın evlerinizden ve mükafatlarınıza doğru hareket edin. Yani bayram, mükafatların, mükafatı hak edenlere mükafatlarının verildiği günün adıdır. Ve Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor, eyyuhennas, inne yevmekum haza yevmun yusabu fihil muhsinun. Bugün öyle bir gündür ki, bugün de iyilere, bakın iyilere yaptıklarının karşılığı verilir. Bakın iyiler yaptıklarının karşılığını o gün alacak. Yuhseru fihil mubtilun. Bayram o gündür ki bayramda, bakın, mubtilun. Mubtilun kimlerdir? Ramazan ayını efendim afaki geçirenler, Ramazan ayını günahla geçirenler, Ramazan ayını Ramazan ayı değilmiş gibi yaşayanlar, mutlu, yani evet, mutlu, evet, ebes boş işlerle uğraşanlar, oyun, eğlence, Ramazan'dan önce nasıl bir hayat vardı ise Ramazan'da aynı hayatı sürdürenler, buyuruyor ki bayram bunların zarar ettiği, hüsrana uğradığı gündür. Evet. Şimdi adam hüsrana uğramış, geliyor diyor ki bayramın mübarek olsun, bayramlaşmaya geldim. Bu benim de bayramımdır diyor. Bugün bizim bayramımız da, hayır, o gün hüsrana uğrayanların bayramı değil. Ama o adam bu dünyada hüsrana uğradığının farkında değil. Hüsrana uğradığının farkına ne zaman varacak? Mahşerde, kıyamette. Ve huve yevmun eşbehe bi yevmi kıyametikum. Bayram kıyamet gününüze benzeyen gündür. Yani o günde siz kıyameti hatırlamalısınız. O günde mahşeri, haşrı hatırlamalısınız. Neden? Bütün insanlar evlerinden çıkıyorlar, camilere doğru hareket ediyorlar. Hep bir merkeze doğru hareket ediyor. Bizler de kıyamet koptuğu zaman kabrimizden kalkacağız. Birisi Bakü'den kalkacak, birisi Gence'den kalkacak, birisi efendim Maştaka'dan kalkacak, birisi efendim farklı şehirden, birisi İstanbul'dan kalkacak, birisi şuradan, birisi buradan kalkacak. Hepsi mahşer çölünde toplanmak için, hepsi aynı noktaya hareket edecek. Bayramda da hepsi aynı noktaya doğru hareket etmiyor mu? Evet. Bayram namazına gidenler evlerinden çıkıyorlar. Biri sağdan, biri soldan, farklı noktalardan çıkıyorlar. Bir noktaya doğru gelip o noktada bir araya geliyorlar. Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki bayram gününüz kıyamet gününüze benzeyen gündür. Evet. İsterseniz ağır ağır toparlayalım. Soru cevap bölümüne geçeriz. Böylelikle dinlenmiş olursunuz. Çünkü ben sizi böyle gördükçe hakikaten üzülüyorum. Neden yani, üzülüyorsunuz? Benim mükafatıma göz mü diktiniz? Beni yani, sevaptan niye mahrum ediyorsunuz? Ben sizi sevaptan mahrum etmek istemiyorum. Bırakın rahat konuşalım. Lazımsınız, Allah lazımsınız. Razı olsun. O yüzden Allah sizlerden de razı olsun. De razı hani olsun. Sizin nefesiniz tükendikçe bilmiyorum, hani karşımdasınız, beni görüyorsunuz. Evet. Ben burada eziliyorum, kötü Ezilmeyin, oluyorum. Rahat olun. Ben bu tükenen nefesi karşılığını orada alacağımdan eminim. O yüzden siz rahat olun. Allah razı Bakınız olsun. Şunu arz edeyim. Bayram günü Hazreti Ali aleyhisselamın bize tavsiyeleri var. Bize nasihatleri var. Bizden bunları istemiş Hazreti Ali aleyhisselam. Bundan 14 asır önce bir bayram günü Hazreti Ali aleyhisselam Kufe camisinde bayram hutbesi veriyor. Bayram hutbesinde o günkü cemaate, o günkü müminlere bugün yapılması gerekenleri anlatıyor. Yani Hazreti Ali aleyhisselam 14 asır önce bugünkü insanlığa, bizlere, yarınlarımıza mesaj vermiş ki bayramda bunları yapmalısınız. Bir,
Teavenu alel birri ve tekva. Ben bazı maddelerini söylüyorum. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bayram hutbesi çok uzun. Ben bazı maddelerini söyleyeceğim. Teavenu alel birri ve tekva. Ey inananlar, bugün de takvayla, bugün de ibadet ile, bugün de iyilikle, bakın bugün de iyilikle dayanışma içinde olun, yardımlaşma içinde olun. Takvanız ile, iyiliklerinizle birbirinize yardım edin ve birbirinizle dayanışma içerisinde olun. Yani bayram gününde inananlar birbirlerine yardım etmeliler. Efendim, hali vakti yerinde olanlar düşkünlere, muhtaçlara o günde yardım etmeliler, ellerinden tutmalılar. O günde kimsesiz hastanelerde yatanların ziyaretlerine gidilmeli, onlara, onların elinden tutulmalı, onlara yardım edilmeli. O günde darul acezelere gidilmeli. Efendim, evladının yolunu gözlüyor ama evladı gelmiyor babanın ziyaretine, ananın ziyaretine. O günde kapısı çalınmayan, kapısı açılmayan insanların kapısı çalınmalı. O günde babası olmayan yetimler sevindirilmeli. O günde çaresizler güldürülmeli, gözü yaşlıların gözlerinin yaşları silinmeli, dayanışma günü olmalı, yardımlaşma günü olmalı. Hazreti Aleyhisselam bizden bunu istiyor. Teavanu alel birri ve takva. Takvada ve iyilikte dayanışma, yardımlaşma. Oluyor mu böyle bir bayram? Ben bugüne kadar pek rastlamadım. Evet. Benim yaşım hala hazırda 43. Bu arada yaşımı da söyleyeyim. Genelde derler ki Mehdi Hoca 50'nin üstündedir. Yok, ben daha yani yeni 40'ın üzerine çıkmışım. 43 böyle bir yaşındayım. Anlattığınız gibi bayramları görmüş olsaydınız saç sakal kara olurdu. Ay, ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Öyle bayramlar biz görseydik şu anda ne kel olurdum, ne de sakalım beyaz olurdu, ne de efendim kalbimde hançerli yaralar olurdu. Bakın, ne de sırtımızda kamburlar olurdu. Öyle bayramlar demek ki olmuyor. Olmayınca da ister istemez bunları, bu hakikatları bilen, yaşanmadığını gören insanların gönüllerindeki en büyük yara onlardır. Sancılar onlardır. Geçen de ben YouTube'da bir video paylaştım. Bu kanalda yaptığım sohbeti, Aşura gününde yaptığım sohbetin 8 dakikasını YouTube sayfamda paylaştım. Sırtımızdaki kamburlar, karnımızdaki ağrılar. Ne olabilir? Yani bizler gibi insanların din alanında hizmetkarlık yapan insanların toplumdan, camiadan hitap ettiklerinden, Müslümanlardan beklentisi ne olabilir? O beklentileri bizler gibi insanlar görmeyince, efendim yapılanların, efendim yazılanların, anlatılanların istenildiği gibi karşılık bulmadığını bizler gibi insanlar gördüğü zaman, onlar bizim kamburumuz, karnımızın ağrılarıdır. Sırtımızın kamburu, karnımızın ağrılarıdır. Ve onlar bizi en fazla yıpratır. Bizi efendim aile içimizdeki yoksulluğumuz, yokluğumuz yıpratmaz bizim gibi insanları. Efendim aile içerisinde efendim olur, her evde ihtiyaç olur. İhtiyaçların hepsine cevap veren memmemiz bizi yıpratmaz, üzmez. Tam aksi, onlar bizi nasırlaştırır. Ancak bizi en fazla üzecek şeyler az önce söz ettiğim şeylerdir. Dolayısıyla bakınız, Hazreti Ali bizden istemiş, reçeteyi koymuş önümüze. Ey Müslüman, bayram günü sen bunu yapmalısın. Bu bir. Yapıyor muyuz? Kendi adıma diyorum, yapmıyoruz. Siz de ki zaten belirttiniz. İki, terahamu bihim, birbirinize merhamet edin. Merhamet. Nasıl merhamet edeceğiz? Adam evine, bakın evine, görüyorsun ki paket yaptırmış, evine 600 liralık şeker paketi yaptırmış. 300 liralık tatlı paketi yaptırmış. Böyle sallana sallana da böyle omuzlarını oynata oynata da elinde götürüyor. Gözüne dursun. Mideye döktükten 45 dakika sonra, fazla değil, 45 dakika sonra o necasete dönüşecek. Bari siyah poşetin içinde götür de olmayan insanlar görmez. Ya bir ailenin ev kirası, elektrik parası, su, doğalgaz faturası, mutfak masrafı. Bari onu açıkta götürme. Terahemu, birbirinize merhamet edin. Merhamet nasıl edilecek? Bu hareketler merhamet midir? Salimlik midir? Hangi
hangi Müslüman yapan varsa ben değil elini ayağını öperim. Ayağını öperim. Gururlanmam da kibirlenmem de Allah gurura da lanet etsin, kibre de lanet etsin. Çünkü gurur kibir şeytanın işidir. Allah şeytana da lanet etsin. Hangi birimiz mübarek Ramazan ayı geldiği zaman, bayram pardon, geldiği zaman dedik ki ya falan komşu merhamete ihtiyacı var. Ya ben biliyorum ki o evde yetim var. Ben biliyorum ki o evde iki yaşlı insan var. 80 yaşlarında, 90 yaşlarında çocukları da yok. Veya çocukları var, hayırsız evlat, kapıları çalınmıyor. Ya gideyim, bunların evine bir tatlı yaptırayım. Bir tatlı yaptırayım. Gideyim bunların bir bardak çayını içeyim. O çay ne kadar lezzetlidir biliyor musun Ragıp kardeşim? Allah'ıma, kitabıma, dünyadaki en lezzetli yemeklerden lezzetlidir. Git bir tat, lezzetini görürsün. Bunların bir bardak çayını içeyim. Kalkıp çıkmadan önce de yastıklarının altına bir, hiç olmasa bir aylık, bir iki aylık harçlık, ihtiyaçlarını çıkaracakları kadar harçlık bırakayım. Minderin altına, yastığın altına. Ellerini de öpüp oradan ayrılayım. Bu sana merhamet. İşte sana bayram. Bayram böyle olur. Merhamet böyle olur. Evet. Bayram gününde sen iki tane yaşlının kalbini kazandın mı kardeşim? Sen bayram gününde bir yetimin başına el çektin mi? Vallahi billah tilla senin bayramın işte odur. Allah da mutlu olur değil mi bu işlerde? Elbette ki. Bayram işte budur. Bayram, Ramazan gitti. Hadi saldırın sigaraya, yemeye, pirzolaya, efendim tatlılara, çaylara, pastalara, keklere. Bayram bu değil ya. Evet. Bayram mide bayramı değil ya. Biz bayramı iyi anlayamamışız. Biz bayramı iyi idrak edememişiz. Edemediğimiz için zaten bu söz ettiğimiz şeyler yapılmıyor. Masumun kelamı kalmış kitaplarda, beyaz sayfaların üzerinde hayatımıza yansımamış. Evet. Üç. Bakın şunu da arz edeyim üçe geçmeden önce. Bu dinin peygamber Allah'ın iradesinden söz ediyor. Buyuruyor ki, men la yerhem la yurhem. Merhamet etmeyen merhamet bulamaz. İslam dünyası dönsün bir kendisine baksın. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Allah'ın iradesi. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuruyor. Allah'ın iradesi. Biz İslam dünyası olarak kendi içimizdeki, çevremizdeki merhamete muhtaç olan insanlara merhamet edebildik mi? Edemedik mi? Edebildiysek biz merhamet buluruz. O merhameti Allah'tan buluruz. Evet. Biz etrafımızdaki insanlara merhamet etmez isek Allah-u Teala bizden merhametini kaldırır. Merhametini kaldırdığı zaman da bize merhamet olunmaz. Üç, taatefu, taatefu yani birbirinize atıfanız olsun, sıcaklığınız olsun, ilişkiniz olsun, diyaloğunuz olsun, birbirinizle samimiyetiniz olsun. Evet. Adam bayram günü gelmiş bayram namazına, bakın bu burada oturmuş, yanında iki kişi var, iki kişinin o tarafında bir kişi oturmuş, yani arada iki kişi var. Aynı safta, aynı kıbleye dönmüş. Aynı amaçla aynı noktada bulunuyorlar. O buna çep çep kem yani yamuk yamuk bakıyor. Bu ona ters ters bakıyor. Küsülüler, konuşmuyorlar. Diyorsun Hazreti Ali diyor ki bugün sıcaklık günüdür. Bugün kaynaşma günüdür. O gün sülh günüdür. Şey gibi böyle insanlar Maun suresi ashabı gibi. Eyvallah. Bakın hadislerimiz var. Bir insan birisiyle dargın olduğu zaman o iki kişi içinde hangisi ilk adımı atar, hangisi önce elini uzatır ise Allah onun bütün günahlarını affeder. Ya Müslüman, ya bir tane basit ameline karşılık Allah senin bütün günahlarını affediyor. Sen Allah'tan bela mı istiyorsun?
Gurur mu bize bunu yaptırmıyor? Gurur müsaade etmiyor. İblis müsaade etmiyor. İblis diyor ki bu kul elini uzatırsa o tekisine, o tekisine bunun elini kabul ederse, tutarsa Allah bu ikisinden de razı olacak. İblisin işi nedir? Allah'ın kuldan razı olmaması. Evet. İblis bunun için uğraşıyor. Allah kuldan razı olmasın. Bu elini uzattı şimdi. Bu iblise iki tane tokat vurdu. İblis buna zarar veremedi. Bu elini uzattı. Şimdi o tekisi kibirleniyor. Yok benim senden işim olmaz kardeşim. Git. Uzak dur benden. Allah'a yakın dur, benden uzak dur. Bakın. Evet. Ya bu söz nedir? Bu şeytanı çağrıştırıyor değil mi? Tabii. Allah'a yakın dur, benden uzak. Evet. Bak benden uzak dur, Allah'a yakın olursun. Bunlar. E diyorsun peki Allah'a yakın olan adamdan hiç uzak durulur mu ben Müslüman? Sen ne dediğini biliyor musun? Bu örfümüzde var. Diyor benden uzak dur, Allah'a yakın olursun. Çok güzel. Demek sen Allah'tan uzaksın. Evet. Sen Allah'tan uzaksın. Ve Allah'a yakın olan insana da diyorsun benden uzak dur. Ya Allah'a yakın olandan hiç uzak olunur mu? Bazen, safları belli ediyor. Yani bazen, sen Allah'ın safında tabii, ol, ben şeytanın safında olayım. Bazen insanı, şeytanı kahkaha atarak güldürecek şeyler söylüyor insan. Evet. Yani şeytan öyle kahkaha atıyor ki bazı şeylere. Aynı demin söylediğim şey. Şeytan kahkaha atıp gülüyor. Diyor ne güzel. Sen diyor Allah'a yakın dur, benden uzak dur. O adam diyor Allah'a yakın olandan uzak durulmasını istiyor. Uzak durmak istiyor. Dolayısıyla o tekisi de elini uzatmıyor. Şeytan bindi bunun sırtına. Ama o tekisi sırtındaki şeytanı bir atsa aşağıya. O da elini kaldırsa. Biz kardeşiz kardeşim. Biz din kardeşiyiz. Allah nefsime lanet etsin. Allah iblise lanet etsin deyip de sarıldıkları zaman Allah-u Teala ne buyuruyor biliyor musun? Ey benim meleklerim, bu ilk elini uzatan var ya, bunun bütün günahlarını affettim. O ikinci elini uzatan da şeytanı sırtından atıp ayağının altında ezdiği için onu da affettim. Ya Müslüman sen Allah'tan bela mı istiyorsun? Bir tane basit amelinle evet. Allah bütün günahlarını affediyor. Ne istiyorsun ya? Geçtik bunu. Şimdi bunlar binmişler şeytanın atına. Bayram sıcaklaşma günüdür, kaynaşma günü. Bunlar binmişler şeytanın atına Ragıp kardeşim. Peki üçüncü insanın görevi nedir? Bu ikisini şeytan ağzına gemi takmış. O ona kelle bakıyor, yan bakıyor. Yamuk bakıyor, bu da buna ters bakıyor. Şeytan binmiş bunların sırtına, kemine takmış ağızlarına. Evet. İstediği gibi sağa da çeviriyor, sola da. Üçüncüsünün görevine, üçüncü Müslümanın, Hazreti Ali aleyhisselam, İmam Hasan'la İmam Hüseyin aleyhisselama son vasiyetinden bir tanesi şudur. Son vasiyetinden bir tanesi. Oğlum Hasan, oğlum Hüseyin, dedeniz Resulullah'tan işittim ki, bir Müslüman, İki kırgın, iki dargın, iki küskün Müslümanın arasındaki kırgınlığı gidermek için harekete geçer ve bu uğurda bir adım atar ise Allah onun attığı bir adıma karşılık bir yıl ara vermeden namaz kılan ve bir yıl ara vermeden oruç tutan insanın sevabını yazar. Ya üçüncü Müslüman sen Allah'tan bela mı istiyorsun? Adım atması yeterli değil mi? Araları düzeldi, düzelmedi önemli değil. O amaçla bakın demiyor ki barıştıran. Onların arasını bulmak için harekete geçen. Ben harekete geçtim, başarısız oldum. Bir türlü onların sırtından o şeytanı attıramadım. Allah yine benim attığım adama o sevabı yazıyor. Çünkü ben o gayeyle, o niyetle hareket ettim. Ya üçüncü Müslümana diyoruz. Üçüncü Müslüman sen niye Allah'ın bu nimetinden faydalanmıyorsun? Niye bu kadar bereketle feyizden faydalanmıyorsun? Ya attığın bir adıma Allah bir yıl ibadet, hem namaz hem oruç ibadetini veriyor. Allah'tan ne istiyorsun sen? Ama sen kalkarsan, o adımları atarsan, o attığın adımlar da arayı bulmak için değil, arayı vurmak için olursa, ya sen önce bir aynanın karşısına geçip bakman lazım. Ben adam mıyım, hayvan mıyım? Bu üçüncü Müslümanlar nerede yaşıyorlar hocam? Yani ziyarete gitsek biz pek görmedik onları. Bulsanız bana da söyle, ben girip onların bir elini melini bir öpeyim biraz. Çok nadir insanlar var. Çok nadir insanlar var. Ama İslam diyor ki niye nadirsin? Niye nadirsin ya? En basit ameline bu kadar mükafat veriliyor. Hadi geçtik o tarafı. O nadiri geçtik. Geliyorsun bu tarafa. Adım atanlar var. İslam diyor ki arayı bulmak için adım atana bu kadar sevap. Adam Müslümanım diyor. Müminim diyor.
hacıyım diyor. Hacılıkta kimseye falan efendim fırsat vermiyor. Aksakalım, sakalım uzun diyor. Beş defa adım atıyor. Defa Kerbela'ya gitmiş. Eyvallah yani. Adım atıyor ama arayı vurmak için adım atıyor. Evet. Adam neyse anlatayım mı bilmiyorum ki. Anlatmayayım ya, saat çok geç. Bence uzar mı? Diğer konulara diyorum şey kalsın, mesajlara. Tamam o zaman. Bakın onları da gürgülleyelim haftaya inşallah. Yok haftaya olursa. Bayram bitiyor ya. Bakınız dolayısıyla bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de nedir? Bayram günü alakaların çoğalması lazım. Sıcaklıkların çoğalması lazım. İlgilerin çoğalması lazım. Rabıtaların çoğalması lazım. Çünkü Hazreti Ali bizden bunu istiyor. Dördüncü vazifemiz. Ve uddu feraizallah. Allah'ın farzlarını yerine getir. Ramazan bitti, namaz da gitti. Ramazan bitti, haşa Allah'ın zikri de bitti. Ramazan bitti, Allah'ın farzları da bitti. Ramazan bitti, bütün haramlar helal oldu. Bütün haramlar helal oldu. Kardeşim ben içmem. Ramazan'da ben içmem kardeşim. Niye içmiyorsun? Ya Ramazan'dır. Ramazan bitti, içilmeye başlandı. Ya niye içiyorsun? Ramazan bitti. Ya Ramazan'da da bu zıkkım haramdı. Bugün de bu zıkkım haramdır. Evet. Kardeşim sen niye namaz kılmıyorsun? Ben seni Ramazan'da Cuma'da görüyordum. Ya hocam Ramazan bitti. Ya Ramazan bitti. Yani haşa Allah'ın hükmü de mi bitti? Allah'ın emri de mi bitti? Allah'ın farzı da mı bitti? Ya Ramazan'da farz olan bu namaz, Ramazan'ın dışında da farz. Niye kılmıyorsun? Hocam cumadan cumaya namaza gidenlerle pazardan pazana kiliseye ayine gidenler arasında pek bir fark var mı? Şimdi o şekilde pek bir fark var mı desek tabii ki çok fark var. Cumadan cumaya gidenin itikadı doğru. İnancı doğru. Allah inancı doğru. Kur'an inancı doğru. Efendim nübüvvet inancı doğru. Pazardan pazara kiliseye gidenin ise Allah inancı yanlış. Nübüvvet inancı yanlış. Kitap inancı yanlış. Ama hareket ortak olarak özelliği dersek o zaman. Hareket olarak evet çok benziyorlar. O haftada bir gün kiliseye gitmekle vazifesini yerine getirdiğini düşünüyor. Bu da haftada bir gün cumaya gitmekle vazifesini yerine getirdiğini düşünüyor. Oysa çok yanlış. Çok yanlış. Evet farzlar. Farzlara önem vereceğiz. Bayram günü bunu hatırlayacağız. 5. İttakullah fîmâ nehâkum enhû. İttakullah. Allah'tan sakının. Nelerde? Allah'ın size olan yasakları konusunda Allah'tan sakının. Yani haramlardan uzak durun. Evet. Sen Ramazan'da sudan uzak durdun mu kardeşim? Sen Ramazan'da helal ekmeğinden uzak durdun. Helal ya. Evindeki ekmeğin helal. Uzak durdun mu? Sen demek ki Ramazan'ın dışında haramdan da uzak durabilirsin. İrade sahibiyiz. Tabii. Ondan da uzak durabilirsin. 6. Dünyanın idman alanı olduğunu, bak idman, antrenman alanı olduğunu farkında olun. Derkinde, bilincinde olun. Bakın Hazreti Ali Aleyhisselam ne buyurur? Ela ve innel yevmel mizmar ve gaden es-sibak. Mizmar nedir? Mizmar antrenman alanı. Sibak nedir? Sibak yarış alanı. Yarış alanı. Yarışma, pist öyle diyelim, pist. Yarışma alanı. Mesela futbolcular sezonu kapattıktan sonra biraz dinlenme, bu futbol takımları biraz dinlenme aşamasından sonra idman alanına çıkarlar değil mi? Bu arada i̇dman son alanı. Yarım saatimize giriyoruz. Telefonda telefon. Alacağız, Facebook'da. O zaman alacağız. Ben hemen özetleyeyim. Yani dünya antrenman alanıdır. Ahiret yarış alanıdır. Yarış. Hazreti Ali ne buyuruyor? Bugün diyor idman alanıdır. Yarın yarış alanıdır. Ve sebgatul cenneh. Ve sebgatul cenneh. O yarışta önde gidenler cennete gidecek. Vel gayetun nar. O yarışta geride kalanlar cehenneme gidecek. Bir de peygamberimizin bir bayram hatırasını anlatayım.
Bir bayram günüydü. Peygamber Efendimiz baktı, çocuklar sokakta koşuyorlar, oynuyorlar, mutlular, sevinçliler. Efendim harçlık almış büyüklerinden, şeker almış demin söylediğimiz gibi, yani bizim amiyane tabirimizde tatlı falan almışlar, hediyeler almışlar büyüklerinden. Baktı bir duvarın köşesinde bir çocuk mahzun mahzun ağlıyor, için için böyle ağlıyor. Peygamber Efendimiz geldi bu çocuğun yanında oturdu. Alın size bayram. Ma malleke tebki ve la tel'ab me'es sibyan. Niye ağlıyorsun? Neden bu çocuklarla oynamıyorsun? Bir bayram günü olan hadise. Neden ağlıyor? Neden çocuklarla oynamıyorsun? Dedi efendim, benim babam öldü. Ben babasızım ve yetimim. Babasız yetim olduğum için doğru dürüst bayram günü giyecek bir elbisem yok. Karnımı doyuracak da yiyeceğim yok. Aç. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, emma terza en اَكُونَ لَكَ اَبَنْ Benim sana baba olmama razı olmaz mısın? Benim sana baba olmama ve فَاتِمَةُ اُخْدَنْ Fatima kızımın sana bacı olmasını istemez misin? وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ اَخَوَيْنْ Hasan ile Hüseyin'imin sana kardeş olmasını istemez misin? Ve Aliyun ammen, Ali'nin de sana amca olmasını istemez misin? Çocuk çok sevindi. Çok mutlu oldu ya Resulallah. Senin gibi bir babam oldu bugün. Evet. Fatıma gibi bir bacım oldu bugün. Hasan ve Hüseyin gibi bir kardeşim oldu bugün. Ali gibi bir amcam oldu bugün. Bayram benim bayramımdır bugün. Bugün benden daha sevinçlisi olamaz. Evet. Bugün benden daha mutlusu olamaz. Ey Allah'ın Resulü, sen beni bugün nasıl sevindirdin biliyor musun? Evet. Bu bayram hakiki manada benim bayramımdır. Bakınız, 3 dakika önce bütün dünya başına yıkılmış olan bir çocuğun gönlünü Peygamber Efendimiz gönül tufanını, gönül efendim dalgalarını, bulutlarını hepsini bir kenara atıp o çocuğun gönlüne bir çiçek açtı, bir bahar açtı. Peygamberimiz aldı götürdü, bunun karnını doyurdu. Buna güzel bir elbise, bayram elbisesi aldı. Yıllar sonra Peygamberimiz vefat etti. Birkaç yıl sonra Peygamberimiz vefat ettiği zaman o çocuk ne dedi biliyor musunuz? Yani bu olay Medine'de olan bir olay. Peygamberimiz vefat ettiği zaman bu çocuk en fazla nedir? Delikanlılık aşamasına gelmiş. O çocuk ne dedi biliyor musunuz? Dedi, elâne sirtu yetîmen, elâne sirtu garîben. Aslında ben şimdi yetim oldum. Aslında ben şimdi garip oldum. Garip. Şimdi yetim oldum. Babam öldüğü zaman yetim olmamıştım. Şimdi ben yetim oldum. Bu da bayram gününden Peygamber Efendimizin bir hatırası. İzleyicilerimiz kusurumuza bakmasınlar. Ben sorularınızı alayım. Yok, yani ben o yetim çocuğun yerinde olmayı ne kadar çok isterdim. Yani bilemezsiniz. Rakip kardeşim, Müslüman kardeşlerimiz bu kameralar aracılığıyla bunları örnek alsınlar. Bayram günü gönül tufanları dumanlı, gönül tufanları fırtınalı olanların o kara günlerini güneşli güne dönüştürsünler Peygamberimizin yaptığı.